Konanları çok iyi değerlendiriyorlar. Gözünüzü sakın kırpmayın bile bu saniyelerde. Kotta üzerine gitti, sağ direk attı. Bir de boşluğundan yakaladığı Daniel Gile'yi. Alkışlanacak bir performans. Ve alkışlıyorlar da. Ve Kotto'nun eşi ekranlarda şu an için. Round'un son 20 saniyesindeki o kırışmayı saymazsak genel itibariyle Kotto'nun önde olduğu bir round oldu bu karşılaşmanın 3. roundu. Ve vücudunu dövmeye devam ediyor Kotto. Gile ne zaman bu oyun kurma çabasından vazgeçer, rakibiyle belli bir distansta boks yapmaya devam ederse ancak o zaman şansını arttırabilir bu karşılaşmada. Kotto tamamen şu an maçın hakimi. Az önce ekrana gelen Melissa Kotto Godman nasıl hissediyordur şu anda? Yani boks kesinlikle temkinli olması gereken bir spor dalı ama eşinden emindir bence şu şurattaki performansında. Sağ sol direkler devam ediyor. Sol direk yine bir tane. Yine sol direk. Kotto planlarını oturttu. Bakın orada bir kroşe, hem de sol kroşe. Fena yatırdı Daniel Gile'yi. Hakem sayıyor. Gözü köşede. Daha da bakın round'un bitmesine. Ne kadar uzun bir süre var. Kotto giderse knockout gelebilir üstüne. Sağ kroşe attı, salladı. İplere dayadı. Oradan çıkamaz gibi görünüyor ama hemen kendisini bir başka köşeye aldı. Seyirci de baskıyı kurdu. Halen Grogi. Şimdi hakem araya girmek için fırsat kolluyor. Kotto köşede. Daniel Gile de kontra yumruklarla çıkmak istiyor. Ve bir kez daha yaptı. Devam edemiyor, bitti. Miguel Kotto rakibini yine knockout etti. O sol kroşesi galibiyete imzasını attırdı Miguel Cotto'ya. Olağanüstü, olağanüstü. Acayip büyük, acayip önemli bir galibiyet elde ediyor. Ve WBC'nin başkanı Süleyman'la kucaklaştı o bölgede. Tekrar izleyeceğiz pozisyonu. İşte burada bir sol direk var. Oo, kafa kafaya da bir çarpışma var. Ve bu sol kroşe fena yatırdı Daniel Gile'yi. Bakın burada bir kafa atması var. Oo, bunu gör, daha yeni bakın fark ediyoruz. Kafa atmış resmen Kotto. Çok anlık gelişen bir olay ve hemen akabinde gelen o sol kroşe, hakem de araya giremedi ve fark edemedi aynı zamanda. Eğer bir saniye boşluk olsaydı belki hakemden yardım isteyecekti. Bir headbutt olduğunu işaret edecekti Gile ama bir şanssızlık olmuş o pozisyonda. Maçın kaderini değiştirdi o kafa darbesi. İşte bakın buradan sonra artık telafi edemedi. Yaktı yıktı ortalığı. Fena hendi. Tekrar tekrar izliyoruz pozisyonu. Instagram'da da yorumlar çığ gibi geldi adeta. Reso Ahmet demiş ki yılın nakavtu bence demiş. Katılıyor musun? Nakavtlarından biri diyebilirim. Ama bana göre ilk üçe girer.
İlk 5'e, ilk 3'e yani çok fena. Biz jenerik arşivimizi genişletmeye devam ediyoruz.